Vakfı Kebir için şu anda düşündüğünüz, yapmayı planladığınız projeleriniz nelerdir? Tabii çok gönül isterdi ki geçen dönemki bizim ortaya koyduğumuz projeleri yine sizin kanalınızda bir programda yine vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Gönül isterdi ki onlardan bir tanesi ya da iki tanesi yapılmış olsun da bizim de önümüzden gelirdi. Biz de derdik ki ya bunlar yapılmış Allah razı olsun. Biz de devamında şunlar eksik kalmış. Ben geçen dönem ne söylediysem bugün de onu söylemek durumundayım. Buna eklemek zorunda olduğumuz şeyler var. Köylerimizde ciddi sıkıntılar var. Yollarımız, sularımız problem. Bunların çözülmesi gereken kangrenleşmiş hale geldiği noktalar var. Bunlara ekleyeceğimiz şeyler köylerdeki meseleler olacak. Çünkü ilçemizin tüm köyleriyle artık hizmet alma noktası söz konusu. Artık köy hizmetleri diye bir kavram yok. Kalkacak 30 Mart'tan sonra. Artık hizmeti belediye yordamıyla yapacaksınız. Bir kısım hizmetler ilçe belediyesi yordamıyla, bir kısım hizmetler de büyükşehir belediyesi yordamıyla yapılmak zorunda. Onun için ilçe belediyelerin üzerindeki yük bir kat daha artmış durumda. Bizim Vakfı Kebir ile ilgili meselelerimizin en başında gelenlerden bir tanesi ilçemizin özellikle Karadeniz sahil yolu geçtikten sonra yaşadığı hal. Karadeniz sahil yolu ilçemizi yok farz ederek geçti maalesef. Ve ilçemizin denizle irtibatını kesti. Biz bir deniz ilçesi olmamıza rağmen şu anda denize ulaşmamız konusunda önümüzde bir set var. Bunu aşmak zorundayız. Çok önemli bir nokta burası. Çünkü vatandaşımızın sosyal hayatı denizle ilişkisi bitme noktasına gelmiş durumda. Bir başka husus işsizlik meselesi. İlçede özellikle göç veren bir ilçe noktasında kalmamız bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bizim ilçemizi göç veren noktadan göç alan noktaya taşımak zorunluluğumuz var. Öncelikle de genç nüfusumuzu ilçede iş bulabilir hale getirmemiz lazım ki bu insanlarımız dışarıya gidip gurbetçilik yaşamasın ve bu ilçede iş alanı bulabilsinler ve kendi ilçelerinde yaşayabilsinler. Artı bu ilçenin dışarıdan gelen insanlara da çok ihtiyacı var. İlçemize özellikle memur, öğrenci noktasında gelen insanlarımız ilçeye önemli katkılar sağlamakta. Bu geriye gittiği sürece ilçedeki devlet kuruluşları, okullar azaldığı anda bizim sıkıntılarımız da büyüyor. Onun için ilçemize nitelikli ve bilinçli insan yapısının göç edebilmesi lazım. Bizim de bu konuda önemli çalışmalarımız olacak. İlçemiz dışarıdan göç alamadığı sürece maalesef yerinde saymaya devam edecektir. Onun için işsizlikle ilgili önemli çözümlemeler yapmak zorundayız. Tabii ilçemiz insanlarımızın yaşamaktan zevk alabildiği ve ben Vakfı Kebirliyim dediğinde gurur duyabildiği bir noktada olabilmeli. Öyle anılmak noktasında olmalıyız. Bizim de bu konuda yine önemli projelerimiz var. Sırasıyla anlatmaya çalışırsak, mesela kültür sanat faaliyetlerini çok önemsiyorum. Zira hep karşılaştığımız konulardan bir tanesi şu, biz birbirimizi dinleme noktasında maalesef çok becerikli değiliz. Bunun da şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bizim insanlarımız maalesef ilçede bir tiyatro faaliyeti izleyemiyor. Bir sinema salonumuz yok, sinema izleyemiyor. Böyle nitelikli kültürel faaliyetler içerisinde bulunamıyoruz. Tiyatro faaliyetini bize kazandırdığı şudur bence. Tiyatro faaliyeti sizin karşı tarafı dinlemenize sebep olur. Çünkü tiyatroda oturup sessizce sahnedeki insanları dinlersiniz. Biz bu kültürel noktaya ulaşabildiğimiz anda birbirimize dinleyebileceğiz. Ben ilçemde insanlarla konuşurken ve insanların birbirleriyle konuşmalarını izlerken şunu görüyorum. İki insan birbirine aynı şeyi söylüyor ama bunu tartışarak söylüyor. Yok öyle değil böyle. Aslında karşıdakini dinlese, birbirimizi dinlemeyi öğrenebilsek biz birçok konuyu aşabileceğiz. Öncelikle bu kültürel faaliyet, kültürel altyapının oluşması ilçemize daha nitelikli, insanların birbirleriyle daha anlaşabildiği bir ortam da sağlayacaktır.
Ve bunun için de ilçemize sinema ve tiyatro salonları kazandırmak zorundayız. Bununla ilgili önemli alanlarda çalışmalarımız var. Ve ilçemiz insanının da bu işin içerisine katarak onlarla beraber bir tasarımla ilçemize tiyatro ve sinema salonları kazandırmalıyız. Bunu hem özel girişimci açısından hem de yerel yönetim açısından. Bir devlet konservatuvarımız niye olmasın? Belediyenin bünyesinde küçük bir koromuz bile olsa bu bir şeydir, başlangıçtır. Evet. Bizim ilçemizde bir müze yok. İlçeye dışarıdan gelen insanlar için onu gezdirebileceğimiz bir alan söz konusu değil. Bir şehir tarih ve kültür müzesi bizim için ilçemizin geçmişini anlatma açısından çok önemli bir nokta. Ve bizim ilçemizde mesela çok geniş, yaygın düğün salonları yok. Yani böyle bir kültür merkezi ve düğün salonu ilçenin ihtiyaçlarından bir tanesi. Kütüphanemiz çok daha insanlara yakın bir noktada olabilmeli ki biz bununla ilgili açık bir kütüphane düşünüyoruz. Vatandaşın hem kahvesini yudumlayabileceği hem de denize nazır kitabını okuyabileceği nitelikli alanlar düşünüyoruz. İlçemizdeki sosyal donatı alanları oldukça kısıtlı. Dediğim gibi biz ilçemizin sahil kısmını kullanmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü ulaşımımız yok. Bir tane üst geçitimiz var. Bir iki yerde alt geçitler var. Onlar da çok kullanılabilir değil. Bizim sosyal donatı projelerimiz kapsamında özellikle 9 kilometrelik sahil, Yalıköy'den başlayıp Çamlı'ya kadar devam eden sahil boyunca tüm alanı nitelikli yürünebilir ve oturulabilir alanlar haline getirme zorunluluğumuz var. Ama bunun için oraya ulaşmamız lazım. Öncelikle oraya ulaşabilecek bizim tasarladığımız en az 3 alanda ama 5 alana çıkabilecek yerlerde botanik köprüleri, yani üzerinden yürünebilecek şekilde merdivenli değil ve çiçekli, insanların yürürken zevk alabileceği yürüyüş alanları şeklinde sahile geçişler yapmak projemiz var. Bir de ilçemizde deniz ilçesiyiz ama bir nitelikli plajımız yok. En az 3 alanda plaj yapabileceğimiz alanlar olmasına rağmen bunlar organize edilmiş durumda değil. Biz oraların özellikle karayolların ile görüşüp onların yakın alanlarında cepler yapıp oralarda trafik noktasında sıkıntı çıkartmadan plaj alanlarımızın tesis edilmesi gerekiyor. Bunun yanında bu bahsettiğim botanik ve ekolojik yaya köprülerinin nitelikli şekilde alanların içerisinden sahile ulaşmamızı sağlaması lazım. Bayanlara özel bir sağlık ve kondisyon merkezi, bu özel sektör girişimi de olabilir. Bizim kendi bünyemizdeki yapıların içerisinde de bulunabilecek bir alan. Benim geçen dönem yine ismini özellikle koyduğum ve istediğim şeylerden bir tanesi Gülbahar Hatun Anıtı ve Parkı'ydı. Bununla ilgili geçen dönem bizi takip edenler söylüyorlar. Yine o broşürümüzde vardı, bu isimle vardı. Bununla ilgili bir Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na bir proje sunuldu. Ama belediyemizin borcu dolayısıyla bunun katkısı alınamadı maalesef. Zaten ilçemizin tek ürettiği proje budur. Maalesef budur. Biz bu projeyi ilçemizin en güzide değerlerinden birinde yapmayı planlıyoruz. Ve bunu katkıyla yapmayı planlıyoruz. İlçemizde yaşlı nüfus oldukça fazla. İlçemiz biraz emekli noktasına, emeklilerin yerleştiği, kaldığı bir yer noktasına geldi. Çünkü genç nüfus kendine iş bulamıyor. Yaşlı nüfus için Erinç Evleri projemiz var. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinin ürettiği projelerden biridir. Erinç Evleri, yaşlı bakım evleri noktasında yaşlılarımızı destekleyen alanlar. Bunların içerisinde hem resmi hem de gönüllülük esasına göre insanlarımız görev almakta. Bizim cami çevrelerimiz bir kısmı çok hoş oturma alanları olan ve işte süs havuzların olabileceği alanlar olmakla birlikte bir kısmında da çok müsait alanlar yok. Biz bütün camilerimizin etrafında cemaatin oturabileceği, sohbet edebileceği alanlar teşkil etmek noktasında bir çalışma içerisinde olacağız. Bazı camilerimizde özellikle affedersiniz mesela yeni caminin kenarındaki tuvaletlerimiz sadece erkek tuvaleti var. Yani bu çok zul bizim için aslında. O bölgeye çok acilen bir bayan tuvaleti yaptırmak zorunluluğumuz var. Bunun yanında
Cami çevrelerinin temizliğine özellikle önem gösterecek bir ekibimiz olacak. Hı hı. Camilerin tamamının içi dışı hepsiyle ilgili bizim temizlik konusunda özel bir çalışmamız olacak belediye olarak. Bunun yanında abdest alma alanlarında sıcak su tesisatı olmayan yerlerimiz var. Onların da tesis edilmesi konusunda yardımcı olacağız. Bir de sosyal donatı projeleri kapsamında yine benim çok dikkatimi çeken bir şey var. O da her köyümüzde terk edilmiş okullarımız var. Şu anda işte taşımalı eğitim falan bu tür şeylerle işte 4+4 dolayısıyla birçok köy okulumuz boşaltılmış durumda. Bu boşaltılmış köy okullarının hepsi de çok nitelikli alanlarda. Köyün güzel, düz ve manzarası olan yerler, etrafı ağaçlandırılmış. Hı hı. Yalnız birçoğu metruk halde, yani yıkılmış, çatısı çökmüş. Biz bunları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir protokolle alıp, onların çatılarını öncelikle onarıp, içlerini, müştemilatını düzenleyip, köy tüzel kişiliğine kazandırmak istiyoruz. Artık mahalle olacak köylerimizde. Hı hı. Köy insanımızın, bunu da, bu bizim düşüncelerimizden biriydi ama bunun içeriğini, bizim bir hanımefendi mesela köyde karşılaştığımız bir hanımefendi doldurdu. Dedi ki biz dedi bu köy okulunda dedi mesela otursak bir cumartesi pazar günü bütün köylü kadınlar toplansa bir kahvaltı yapsak hepimiz bir şey getirsek oraya. Dedim ki ben de belediye başkanı olarak geleyim sizi misafiriniz olayım. Biz de böyle bir düşünce geliştirdik, bunun içerisini böyle doldurduk. Biz de her ayın belli günleri belli köylerimizde, şimdi mahalle olacak köylerimizde, o hanımefendilerle beraber, köylü diğer ağabeylerimizle beraber oturup hem köyün meselelerini konuşuruz hem de böyle nitelikli bir kahvaltı yaparız. Ve bunun yanına köye gelecek misafirlerin konaklayabileceği alanlar ekleriz. Köylerde insanlarımızı misafir ederiz. Biliyorsunuz Trabzon'umuzda, bölgemizde yatak sayısı konusunda problem var. Yani konaklama, turizm konaklaması açısından. İnsanlar şimdi daha nostaljik, butik otel tarzlarına meyledebiliyor. Bunlar köye artı değer de sağlayabilecek alanlar şeklinde dönüştürülebilir. Bizim hem sosyal donatı projesi hem de turizme aktif katkı noktasında köy okullarını değerlendirme düşüncemiz de var. Sportif faaliyetler ilçemizin çok uzun yıllar çok önde olduğu şeylerden bir tanesi, faaliyetlerden bir tanesi. Özellikle büyük liman spor, kirazlık spor, bunlar Trabzon'da da önemli başarılar elde etmiş kulüplerimiz. Ancak bugün geldiğimiz noktada maalesef hedefi çok fazla olmayan, amatör kümenin üzerine çıkamamış noktadayız. Biz spor kulüplerimizi kesinlikle nitelikli şekilde destekleyerek onların ilçeyi temsil edebilme kabiliyetlerini hem de ilçeye artı değer kazanma noktalarını ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu yerel yönetimin olmazsa olmazlarından biridir. Bizim mesela yan ilçemiz Beşikdüzü bir üst lige çıktı ve maçlarının Vakfıkebir'de oynamak zorunda kaldı. Çünkü kendi sahası uygun değildi standartlara. Bu bile bize bir katkı sağladı. Biz kendi ilçemizden bir takım niye çıkartamıyoruz sorusunu da sürekli önümüze getirdi. Bu konuda yerel yönetim kendini yok farz edemez. Yerel yönetim bu konuda aktif olmalı, çatı olmalı ve bu konuları birleştirici noktada olmalı. Bunun yanına yeni unsurların da eklenmesi şart olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesinin de yine deniz ilçesi olmamızdan mütevellit. Mesela bir yelken kulübünün olması bizim için Karadeniz sahilinde çok fazla bilinen ve olan şeyler değil ama böyle bir açılımın olması ilçede önemli bir katkı. Bunlar çok maliyetli şeyler de değil. Vatandaşın kendi özel hobileriyle alakalı da bir durum. Ama bizim bunu destekleyici noktada öne çıkmamız lazım. Yamaç paraşütü bu bölgede önemli turizm noktalarından bir tanesi. Sportif faaliyet konusunda da bunun benim mesela Adana'dan bir projeci arkadaşım geldi ve kendisine yamaç paraşütçüsü kendisi. Hı hı. Özellikle Vakfıkebir bölgesinde bir alan kendisine söylendi. Yani orada nitelikli bir alanın olduğundan bahsedildi. Biz bu alanları değerlendirmek zorundayız. Yani varsa böyle bir durum bunu biz yok farz edemeyiz. Bunun yanında mesela olimpik yüzme havuzu ya da yarı olimpik yüzme havuzu. İlçemizde bir tane havuzun olması, biz şimdi yüzme biliyoruz çocukluktan öğrendik ama bunu spor haline getirebilmiş değiliz.
Deniz ilçesiyiz. Yani sürekli yüzmeyle, suyla alakamız var ama biz sportif başarı anlamında yüzme konusunda yokuz. Bunun olabilmesi için özellikle yüzme havuzumuzun olması şart. İlçemizdeki önemli eksiklerden bir tanesi de bu. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştirmek için projeler üretmek zorundayız. Eğitim faaliyetleri konusunda bizim özellikle engelliler için özel eğitim merkezimizin birçok okulumuzda var. İşte Metem'de, Atatürk Köyüğretim Okulu'nun bünyesinde çok nitelikli, biz onları da ziyaret ettik. Çok hoş sınıflar var. Yalnız bunun bir okul çatısı haline getirilmesi çok önemli. Engellilerle ilgili özellikle sınıflandırılmış eğitimin yapılması, işte engelli seviyesine göre eğitimin nitelikli hale getirilmesi için özel gelişim merkezlerinin sağlanması önemli.